içmişiz biz. Aynı sudan içmişiz biz. Aynı sözleri duyuyoruz televizyon ekranlarında. Radyolar aynı şarkıyı çalıyor. Aynı yoldan geçmişiz, aynı sudan içmişiz. Yazımız birmiş, kışımız bir. Hem de aynı dağın yeniymişiz. Şeytan diyor git aç hakaret davasını da kimi kime şikayet edeceğiz ki? Yine yazsam dilekçeyi tane tane. Aynı yoldan geçmedik arkadaş. Ha buradaki eşkıya bizim yol arkadaşımız olmadı hiç. Aynı sudan içmediğimizi bilmem söylemeye gerek var mı? Nereden geldiği belli olmayan değirmen suyu değil bizim içtiğimiz. Anamızın demeye de dilim varmıyor ama ak sütü gibi helal. Dedim ya aynı şarkıyı dinler olduk iki gündür her yerde. Fena da para değildir o reklam filmini bu kadar yayabilmek. Değirmenin suyu dedim ya belli ki sağlam. Dikkat ettiniz mi filmdeki sokaklara? Bir şenlik ki sormayın. Herkes nasıl mutlu? O sokaklar nasıl da temiz, nasıl da coşkulu? Lakin öyle mi gerçeğiniz? Siz reklam filmleri çekerken başka işler dönüyor bizim sokaklarımızda. Eşkıya çökmüş, dağdaki hikaye artık. Şehirlerimiz, kasabalarımız, köylerimiz işgal altında. Platolarda mı çekiniz bilinmez ama hiç öyle coşkulu değil, tedirgin bizim sokaklarımız. Araya eline bayrak alan asker detayıyla son yüksek askeri şuraya gönderme yapma fikri de muhteşem aslında. Artık o da bizden hesabı. Biliyorum ki samimiyetsiz bulacaksınız birçoğunuz bu sözlerimi. Ne diyelim, cezaevlerinde yer kalmamış ileri demokrasi, bu da sizin fikriniz oldu. Ama samimiyet dediniz de aklıma geldi. Bakın her radyoda dinlettiğiniz, her televizyonda gösterdiğiniz filminize, o sözlere inanmam için asıl sizin samimi olmanız gerekmez mi? Ne diyorsunuz? Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz, yazımız da birmiş, kışımız da ve aynı dağın yeliymişiz biz. Size bir tüyo vereyim. Neşe içinde hoplayıp zıplarken görüntülerini kullandığınız bu insanların sizinle aynı yoldan geçip geçmediği, aynı sudan içip içmediğidir benim için samimiyetinizin ölçüsü. Bana samimiyet dersi vermeye kalkarken yaptığınız filmde bile ne kadar samimiyetsiz olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Sizinle aynı yolda yürümüş, aynı suyu içmiş insanlar diye yutturmaya kalkıyorsunuz vatandaşlarınız. Peki hiç merak ettiniz mi? O samimiyeti göstermeyi aklınızdan geçirdiniz mi? Kimdir reklam filminizde sizinle diye yutturduğunuz bu insanlar? Burada durduralım mı filminizi? Alın size içlerinden biri. Bugüne kadar yüzüne bile bakmadığınız Kafkaslardan bir oyun sahneliyor sanatçı. Doğru, oyun sahneliyor ama sizinle asla aynı yoldan geçmedi. Adı Kamil Özkaya. Kendisi Milliyetçi Hareket Partisi Küçükçekmece İlçe Teşkilatı'nda birim başkanıdır. Folklor'da gerçek bir yetenektir. Halk oyunlarını da çok sever, memleketini de. Dağdaki eşkıyayla aynı yoldan geçmişlerle ise yan yana bile gelmez. Ama siz onu milyonlarca vatandaşımıza sizinle aynı suyu içmiş mutlu biri olarak sunarsınız. Sonra da bana samimiyetsiz bir eleştiriden söz edersiniz. Ver reklam ajansına siparişi, bulsun, güldürsün, oynatsın, koştursun birilerini. Biz de Türkiye'nin partiniz sayesinde mutlu insanları diye izleyelim onları. Benimki midir samimiyetsizlik, sizinki mi? Sahi 14 Ağustos'u değil mi kuruluşun dönümünüz? Siz kutladıktan bir gün sonra kim kutluyordu kuruluşun dönümünü? İşte şimdi bulduk doğruyu. Kiminle aynı yoldan geçtiğinizi, aynı sudan içtiğinizi. 822 şehidimize rağmen Ramazan'ı da beklemeden hadi hep birlikte o zaman. Yeah.